Derse dururken neden sağ sinyal veriyoruz, kalkarken neden sol sinyal veriyoruz ya da neden önceden veriyoruz, onunla ilgili bir örnek vereceğim ve anlatacağım. Şimdi ben atıyorum mesela biraz ileride duralım. Burada duracağımızı güzel sağ sinyal verdik ve durduk. Burada duracağımızı komutu veren benim, uygulayan sensin ve arabada iki kişiyiz. Bizim dışımızda kim biliyor? Kimse. Hiç kimse bilmiyor. İşte bu verdiğimiz sinyal dışarıdaki trafiği aslında şudur. Ben az ileride duracağım işareti, yani uyarısıdır. Ben bu sinyali vermezsem arkamdaki insana bu anlamda ikazda bulunmamış olurum ve eğer beni doğru takip etmiyorsa da herhangi bir sakıncayla, herhangi bir sorunla karşılaşabiliriz. Tabii bir kaza olabilir, bir temas olabilir. Sinyalin amacı dış trafiği uyarmaktır. Muhakkak durmadan önce, dikkat ederseniz önce diye bastırıyorum, durmadan önce sağ sinyalinizi verin. Yani komutu aldığınız anda ilk olarak sinyali verin. Ve daha sonradan durun. Kalkışta da kalkalım. Bizim burada şu an kalkacağımızı komutu veren ben ve komutu alan sen olarak sadece ikimiz biliyoruz. Evet. Bunu diğer trafiğin bilebilmesi için de bizim sol sinyal vermemiz lazım. Bazen soruyorlar ya böyle bir şey var mıydı diye. Evet. Ya bu trafik kurallarında yıllardır, yani ilk hatta trafik kurallarında olan şey ama Türkiye'de bu dörtlü olarak yapılmış. Yani biz böyle benimsemişiz ama doğru olanı kesinlikle dururken sağ sinyal vermek, sağ şeritte dahi olsak, kalkarken sol sinyal vermek, sol şeride çıkmasak bile sol sinyal verip kalkarız. Kalkmadan önce sol, durmadan önce sağ sinyal vereceğiz.